Öncelikle geldiğiniz için teşekkürler. Yacht Life ailesiyle birlikte bugünümüzde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Babadan oğula geçen bir denizcilik hikayemiz var. Babam Sattimi'nin Türkiye'nin sualtı taarruz kurucularından bir tanesidir. Kurbağa Balık Adamlar Derneği üyelerindendir. Ve orduya hem personel yetiştirme alanında hem de şahsi olarak 35 senesini vermiş bir astsubay çocuğuyum. Kıbrıs Barış Harekatı 74'te yapıldığında adaya bayrağı diken asker ünvanıyla da babamı burada tekrardan yad etmek ve onunla başlamak istiyorum cümlelerime. Çocukluğumda Gölcük birlikte donanmanın, Türk donanmasının birliğinde çok vakit geçirerek deniz hayatıma başladım. Bu da beni tabii ki bir şu andaki denizcilerden biraz daha ön plana atabiliyor ve bilgi açısından. Geçmişimiz kendimizle ilgili Nişantaşı mağazaları bundan 4 sene evvel kuruldu ama altyapısı Sultanamam'a dayanır. O da rahmetli dedemle beraber esnaflığa başlamamızda oluşmuştur. 18 yaşındayken Soho ve Sosyete diye iki markayı yaklaşık 13 şubeye kısa bir zaman içinde getirip 28 yaşında yurt dışına pazarlamayı becerdik ve ondan sonra da inşaat sektörüne girdik. Ama bu zaman zarfında denizcilikten hiç kopmadık. Denizcilik bir tutku benim için ve balık burcu olma özelliğim de ve bununla beraber denizden hiçbir zaman kopmayı düşünmedim, ayrılmayı da düşünmedim. Bütün işimden arta kalan vakitlerimi, boş zamanlarımı mutlaka denizde geçirmeye imkanım el verdiğince özen gösteriyorum. Nişantaşı markası 4 sene evvel Türkiye'de Sultanahmet bombası patladığı ve arkasından Rusya uçak krizinin olduğu bir dönemde ve krizisti krizlerle süregelen bir süreçte, zorlu bir süreçte var oldu ve var olmaya devam ediyor. 4 sene içinde 11 şubemiz ve yurt içi yurt dışı mağazalarımızla zor zamanda çok işler başardık. Bu da çalışkanlığımızla, azmederek ve tutumluluğumuzla bu noktaya gelmiş olduğumuzu tüm gençlerimize de bu hikayeden nemalanmaları için anlatmak istiyorum. Herkesin kaçtığı, bütün dünyanın daraldığı bir zamanda Nişantaşı sadece perakende sektöründe değil, bunun yanına Nişantaşı yatı da katarak büyümesine ve yoluna devam etti. Kısa zamanda sektörde bilirkişi, bunlar büyük laflar ama eskiden gelme bilgimizde bilirkişilik ve çoğu insana denizde yapabilecekleri konusunda yol verme ve yol gösterme açısından bir yol göstericiliğimiz oldu. Markamız yeni olmasına rağmen bütün bayilerimizle beraber bir aile yapısında olmamız aslında bizi bugünlere taşıyor. Çünkü eskiden dede mantığında tek ben bilirimcilik olduğu için o bir döneme kadar devam etti. Ama şu anda globalleşen dünyamızda artık çok sesliliğe ve gençlere çok önem veriyoruz. Onlarla beraber onların fikirlerini alarak da yolumuza ışık tutuyoruz aslında. Ben bilirimcilik yerine her çıkan sesi havuza atıp oradan havuzdan neyin doğru olduğunu çıkıp bakmak daha doğru olduğuna inanıyorum bu dünya şartlarında. Ve hedeflerimiz artık bir dünya markası olmak. Nişantaşı'nı bütün dünyada Türk mallarının da içinde entegre ederek bir pazarlamasını sağlamak. Şu anda bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve hakikaten hedeflerimiz arasında sadece Türkiye içinde kalmak değil, bütün dünyada markamızı ve Türk örf, adet, gelenek, görenek ve kaliteli mallarımızın satıldığı bir alışveriş merkezi haline getirebilmek. Dünyada tekne kültürü aslında çok eski süreçlere dayanıyor ve Türkiye'de de üç tarafımızın denizde olması itibariyle aslında önemli bir sektör denizcilik ve her sektördeki gibi aslında eğitimi ön planda tutmamız gerekiyor. Yani denizcilik normalde bir karada olmadığınız için her tekneyi de bir ada olarak düşünürsek bu adaların kuralları var ve olmazsa olmazları var. Denizde bir bilinçsizlik, bir görgüsüzlük ya da herhangi bir ihtimal kaldırabilir. Yani güvenlik ön planda olması gerekiyor denizlerimizde. O yüzden de bilinçli insanlara ihtiyacımız var. Bu da bir eğitimle alakalı. Şu anda bu korona süreciyle ilgili denizlerde çok daha fazla tekne sahibi görmeye başladık. Bu da kısa dönemde aslında dezavantaj. Çünkü bilinçsiz bir denizcinin denizde olması
aslında tekne sahipleri için bir tehlike. Ama bunu iyiye çevirebilmek de tabii ki sevmeleriyle ve zaman geçirdikçe öğrenilen bir olgu olduğu için buna da tabii ki denizciler olarak müsamahamız var. Her gelen denizciyi kucaklıyoruz ve denizcilikte yardımı hep ön planda tutuyoruz. Bir komşuculuk ilişkisi vardır denizde. Bugün bana, yarın sana. Yani denizde hepimiz kendi adalarımızda tek başımızdayız aslında. Bunu da insanlarla paylaşarak bilgimizi, görgümüzü, bu havzayı yayma niyetindeyiz. Bilinçli denizciler olduğu sürece denizlerimizde daha iyi seyir imkanı bulacağız, daha keyifli seyir imkanı bulacağız. Bu sebepten dolayı da Türkiye konumu itibariyle denizde çok ön planda olan bir yer. Bu görgümüzü aslında yurt dışına da yaymak istiyoruz. Denizde önemli olan nedir? Personeldir. Denizde önemli olan nedir? Güvenliğinizdir. Bunların da hakikaten hangi insanın ne tip servis almak istediğiyle alakalı ciddi bir bilgimiz var. Bu bilgiyi de genç jenerasyona aktarıp denizde daha keyifli yaşanılır ortamları, tatil alanlarına çeviriyoruz. Nişantaşı Yat olarak servis ağımız ve bilir kişiliğimiz ön planda olmak üzere, yani servis ağımız derken denizde geçirmiş olduğumuz uzun yıllar bizi öncelikle teorik bilgiden, elektrik vesaire, bakım, mekanik aksamından bilgilerimizle çoğu denizdeki arkadaşımıza yardımcı oluyoruz sektörde. Usta konusunda ve bunun dışında gelen misafirlerimize istediği hizmeti verebilme açısından yetişmiş kalifiyeli personelimizi kendi teknelerimiz ve kendi teknelerimizin dışındaki tekneleri de monte ederek bir paylaşım sağlıyoruz. Şu anda denizde 3 tane teknemizle bulunuyoruz ama bunun kapasitesini arttırmamız mümkün. Tabii ki bu korona süreci de çok etkili oldu. Bununla beraber hedeflerimiz arasında Nişantaşı Yat'ı yurt dışı platformlarına yayıp fuarlardan daha iyi bir beklentimiz var, yurt dışı fuarlarından özellikle. Gelen misafirimizi teknelerimizde iyi ağırlayıp onları evlerindeki huzuru ve yaşam alanlarındaki performansını teknelerimize de yayak onlara yaşatmak istiyoruz. Nişantaşı konsept store'ları 7'den 77'ye, içinde gezindiğiniz zaman 7 yaşındaki bir gencin de ruhunu okşayan, 77 ya da 80 yaşındaki bir abimizin de burada geçmişte kullanmış olduğu objeleri gördükçe heyecanlandıran bir yapıya sahip. Nişantaşı içinde yeni jenerasyon ve eski antika retro mekanik olgusuyla dünyada aslında markalaşabilen tek firmadır. İçinde bugün yeni jenerasyon elektrikli bir bisikleti de bulabilirsiniz. Kapımızda bir teknemizi de görebilirsiniz. İçinde antikada bulabilirsiniz. Keyifle dolaştığınız zaman kendi kıyafetinizle alakalı bir parça da bulabilirsiniz. Ve yapısı itibariyle de ciddi bilgi ve görgü gerektiren, yaklaşık bütün uzun yıllarımızı aslında bu markaya oluşturmak için harcadığımı görüyorum. Ve bu tecrübelerimizi de bu markada yaşatıyoruz. Uzun yıllarımızı denizde geçirmiş olmamızla beraber tabii ki kategorize etmek gerekirse denizde ve karada kelinden girmek istiyorum aslında. Mesela bir jip vardır, bir spor araba vardır, bir klasik araba vardır. Bunların müşterisi ayrıdır. Denize indirgediğimizde de bunların müşterisi ayrı aslında. Yelkenlisi var, motor yatı var, sürat teknesi var. Aslında insanların tercihlerini yaparken hangi kategoride daha çok mutlu olacaklarına cevap veriyoruz. Yani baktığımız zaman bir insanın kendi bütçesiyle alakalı alabileceği ve yaşarken de maksimum performans görebileceği bir tekne sahibi olmasına özen gösterip yönlendiriyoruz insanları. Yani cebindeki parasıyla rezil olmaması açıkçası önemli olan burada. Cebindeki parasıyla mutlu olabilmesi. Bütçesi oranında denizden beklentisini iyi anlayıp ona göre hangi tekneyi seçmesi gerektiği konusunda geçirmiş olduğumuz yılların birikimiyle ona iyi cevaplar verdiğimizi umuyorum. Nişantaşı Yat olarak aynı zamanda ailemizle beraber birlikte yol aldığımız, kiralama sisteminde de uzun yıllarını sektöre vermiş olan profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Sofiyat'la çalışıyoruz. Bunun yanında markamızın içine yaklaşık 20 senedir, belki daha uzun sürelerce, onlar da dededen firmalar ve pazarlamasını Amerika'da başarıyla sürdüren Yuka tekneleri, Kerem Bey'le de işbirliği içerisindeyiz. Yani kendi alanında, denizde, sektörde iyi olan firmalarla
sinerjimiz dahilinde birlikteliğimiz söz konusu ve bundan da keyif alarak, paylaşarak, keyif alarak yapıyoruz. Mesela Yuka Yat'ın Amerika'daki bilinirliği Türkiye'deki bilinirliğinden daha fazladır. Bunu da bilmiyorum, söylemekte bir şey görmüyorum. Pazarlama ve bir üretim aslında ayrı şeyler. O yüzden de biz bu konuda destek olmaya çalışıyoruz firmalara genelde. Kendi işlerini yapıyorlar, iyi firmalar. Türkiye zaten ta Barbaros Hayrettin Paşa döneminden çok eskiden denizci bir ülkeyiz. Aslında bir iş birlikteliğinde ben imalatçı firmaları sanatçı gibi görüyorum. Yani sanatçılar kendi işlerini nasıl tabloları değerlendirip bir boş tuvali değerlendirip resim haline getiriyorlarsa tekne yapan firmalarımızda aslında sanat yapıyorlar. O sanatı yaparken de ruh kaybetmemesi için bizim gibi pazarlamacılara ihtiyaçları var. Biz de kendi işimizi yapıp onları lanse edip iyi bir şekilde dünyaya ve Türkiye'ye pazarlamalarını sağlıyoruz. Öncelikle insanlar niye tekne alır, niye tekne sahibi olmak isterler? Hele ki böyle bir süreçte artık tekneler daha güvenli alanlar haline geldi. Yaşanılabilir ve ailelerini daha bu hastalıktan koruma babında tekneler bu cevaba da hizmet veriyor aynı zamanda. Bunun dışında da son aldığımız Nişantaşı 3 teknemizin hizmet sebebi tamamıyla kendi Nişantaşı konsept storlarımızın gelen bayilerimizi, franchise'larımızı, toplantılarımızı daha rahat, daha eskiden otel lobilerinde ya da otellerin odalarında yapılan toplantıları biz daha değişik bir bakış açısı getirerek öncelikle hem denizcilik bilgimizi hem denizcilik görgümüzü bayilerimize anlatmak adına da aslında bir ilke ve yeniye imza atmış oluyoruz. Bayilerimizi, evet, teknelerimizde en son aldığımız Nişantaşı teknemizde Nişantaşı 3'te ağırlıyoruz ve daha iyi bir performans oluyor. Çünkü daha sıcak bir ortamı yakalıyoruz toplantı alanında. Daha geniş bir zamana yayabiliyoruz fikirlerimizi, fikir alışverişlerimizi. Bu konuda da teknelerimiz bize daha iyi hizmet veriyor, daha iyi performans veriyor. Ve iş bağlantılarımızın çoğunu Nişantaşı 3'te yapıyoruz. Bu da aslında sektörde bir belki yenidir. Daha evvelden de yapanlar mutlaka vardır ama bunu sözlü anlamda ilk dile getiren olmanın da heyecanını yaşıyorum. Evet, iş adamları teknelerini kendi işlerini lanse edebileceği, tanıtabileceği alan olarak tekneler bunlara daha iyi cevap veriyor bu zamanda.